Merhabalar dostlar. Bugün sizlerle nefis bir tavuk yemeği yapacağız. Bu hem pratik hem de çok lezzetli oluyor ve artan pideleri de değerlendiriyorsunuz. Böyle de bir avantajı var. Evet, bunun için neyimiz var? Bir adet orta boy tavuğum vardı benim. Çok büyük değil. Bunu düdüklüde 15 dakika haşladım. Siz tabii normal tencerede de haşlayabilirsiniz. Bir adet kuru soğan koydum. Birkaç tane karabiber ve bir defne yaprağıyla haşladım 15 dakika. Pidelerim var. Pidelerim de bayatlamıştı. Hemen onları doğradım. Birazdan tavada bunu biraz sıvı yağ, biraz tereyağıyla birazcık kavuracağım diyelim. Ve haşladığım tavuğun suyundan bir su bardağı tavuk suyum. Kullanacağız ne kadar gerekirse. Ve bir kase sarımsaklı yoğurdum var. Sıvı yağım var, yarım çay bardağı ve iki parça da tereyağım var. Biraz ekmekleri kullanacağız, biraz da kırmızı toz biberimiz için kullanacağız. Evet, burada bir de toz biberim var, kırmızı toz biberim ne kadar? Bir tatlı kaşığı. Şimdi öncelikle tavuğumuzu tiftmekle geçiyoruz başına. Evet, tavuklarımı tifttim. Şimdi şöyle tereyağımın birazını koyuyorum. Biraz da sıvı yağımdan koyuyorum. Birazcık ayırdım. Bu tereyağıyla ikisini de üzerine kırmızı biber yağı için kullanacağım. Şöyle hemen gördüğünüz gibi eriyor tereyağımız. Ekmeklerimi atacağım şimdi içine. İsterseniz bu arada siz baharat ekleyebilirsiniz. Kekik veya neyi seviyorsanız. Fakat ben direkt tavuk lezzetini almak istiyorum. O yüzden ekmeyeceğim. Hiçbir baharat kullanmayacağım. Evet, şimdi bütün ekmeklerimi koyuyorum. Şöyle en yüksek ateşte biraz yağını içine alacak kadar, hafif de kızaracak kadar şöyle birkaç saniye diyebiliriz. Yağını yuttuğunda yeterlidir bizim için. Birazcık bırakalım ki tavaya değen yerleri hafif kızarsın. Evet, bu kadar yeterli. Gördüğünüz gibi yağını yuttu zaten ve hafif de renk değiştirdi. Şimdi altını kapatıyorum. Hemen sunuma geçiyorum. Bu kadar kolay, pratik, inanın. Mutlaka deneyin derim. Evet, tabağımı hazırladım. Hemen ocaktan alıyorum tavamı da. Hepsini de güzelce döktük. Şimdi buna isterseniz direkt böyle de tüketebilirsiniz veya hafif tavuk suyu da olsun, ekmekler yumuşasın isterseniz, daha bir İskender havasında olsun isterseniz böyle tavuk suyundan, çok fazla değil, sadece az bir ıslatacak ve tavuğun suyunu, lezzetini içine alacak kadar, şöyle gördüğünüz gibi ne kadar? 3 kaşık kullandım. Yani yarım bardak bile değil. Bu bütün bir pideydi. Ve şimdi tavuklarımız vardı. Onları da şöyle koyuyorum güzelce. Tavuklarınızı mümkün olduğu kadar haşlayın. Çünkü böyle lime lime olunca her çatala
Bir pideden, bir tavuktan geldi mi çok daha güzel oluyor, lezzetli oluyor. Şöyle az biraz da pidelerimiz gözüksün. Bazıları ayıklanmamış. Evet, şöyle. Bu kadar. Şimdi hemen şöyle bir elimizi silelim. Yoğurdumuzu gezdireceğiz. Daha sonra da üzerine kırmızı toz biberimizi dökeceğiz ve yemeğimiz gördüğünüz gibi dakikalar içinde hazır oluyor. Muhteşem bir lezzet. Tam da Ramazan'a yakışır bir lezzet. Çok pratik, çok lezzetli. Ve de kızarmadığı için tavuğumuz çok da sağlıklı diyebiliriz. Yoğurtlu muhteşem bir lezzet. Evet. Şimdi de üzerine yağı kızdırıp dökeceğiz. Bu kadar. Evet, kırmızı toz biberimizi de hemen gördüğünüz gibi erittim tereyağımızla beraber. Şöyle muhteşem bir şekilde afiyetle. İftara da az kaldı, o yüzden biraz hızlı konuşmuş olabilirim. Son anda yapmaya çalıştım. Çünkü sıcak sıcak yemek lazım lezzetindeyken. Evet, gördüğünüz gibi muhteşem yemeğimiz yarım saat içinde hazır oluyor. Bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Videolarımı beğeniyorsanız yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkürler. Afiyet olsun. İyi iftarlar.